Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Nahl Suresi 103-110. Ayetler arasını, yani tam bir sayfayı değerlendirmeye çalışacağız. Allahu Teala şöyle bildiriyor. وَلَقَدْ نَعْلَمْ andolsun ki biz biliyoruz. اَنَّهُمْ يَقُولُونَ o müşrikler, o kafirler şöyle söylüyorlar. اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرْ Muhammed'e bir beşer öğretiyor, bir insan öğretiyor dediklerini bilmekteyiz. لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَم۪ي o uydurmuş oldukları, nispet etmiş oldukları kimsenin dili halbuki Arapça değil. وَهَذَا bu Kur'an-ı Kerim ise لِسَانٌ عَرَب۪يٌ مُّب۪ن apaçık bir Arapça dille gelmiştir. Bunun sebebi nüzulünde genelde tefsirlerde şuna yer veriliyor. Müşrikler, peygamberimizin muhatabı olan insanlar onu kabulde zorlanıyorlar ve bahaneler arıyorlar ve peygamberimizin 40 yaşına kadarki hayatını da bildiklerinden doğrudan o böyle bir kitap yazdı da demiyorlar. Bir kısmı diyorlar ki bir başkasından bunu ders alıyor. İşte Rum bir köle veya bir başkası gibi değişik isimler veriliyor kitaplarda. Hangisi olduğu konusunda çok da net bir şey yok. Ama bir yabancıdan bunları öğreniyor. Daha sonra kendisi bunu ifade ediyor. Bu tarzda bir iftiraları var. Bu tabii kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir yabancıdan, dili Arapça olmayan birisinden peygamberimizin öğrenip de ardından sanki Allah'ın kelamıymış gibi insanlara anlatması kabul edilir bir şey değil. Yani diğer insan bu gibi hikmetli bilgilere sahipse niye peygamberimize versin? Kendisi doğrudan bunları ifade eder. İşte burada Kur'an-ı Kerim'in belagatı karşısında onların acize düştüklerini de görmekteyiz. Ve bu gibi zayıf bir iddiayla itiraz etmeleri onların davalarının ne kadar çürük olduğunu bize gösteriyor. Çünkü doğru dürüst Türkçe bilmeyen birisi Necip Fazıl gibi bir söz ustasına sen bunları söyle gibi talimat verse ne kadar gülünç olur. Yani bir söz sultanı gidip de bir yabancıdan o hikmetli sözleri derleyip toparlayacak değildir. Durum bu kadar aşikar iken maalesef bir kısım insanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yabancıdan bunları öğrendiğini ve Allah'ın kelamıymış gibi insanlara takdim ettiğini iftira olarak söylemişlerdir. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim doğrudan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbine Allahu Teala'nın ilka etmesi ve bildirmesidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerine inanmayanlar var ya, لَا يَهْد۪يهِمُ اللّٰهِ Allah onlara hidayet etmez. Allah onlara yol göstermez. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ve onlar için elim bir azap vardır. Allah'ın ayetleri, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve diğer ilahi kitaplardaki ayetler, bir de kainat kitabının ayetleri, o anlamda da düşünülebilir. Allah'ın ayetlerine inanmayanlara Allah hidayet etmez. Kur'an-ı Kerim önümüzde. Kur'an-ı Kerim'e biz bakıyoruz, Allah'ın kelamı diyoruz. Ama bazı insanlar bakıyorlar, Muhammed'in sözleri diyorlar. Bugün dünyanın pek çok diline Kur'an-ı Kerim tercüme edilmiştir. Bazı kasıtlı tercümelerde kitabın müellifi kısmına, nasıl ki müellifin adı yazılır, Kur'an-ı Kerim başka dillere mealleri tercüme edildiğinde Muhammed diye yazmışlardır. Yani sanki bu kitap Peygamberimizin doğrudan kendi sözleri, kendi ifadeleriymiş gibi. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, o da bir insan. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ De ki diyor, ben de sizin gibi bir insanım. يُوْحَا اِلَيَّ Ama bana vahiy geliyor. Peygamberimize bu hakikatler vahiy ile bildirilmiştir. Ve bu hakikatleri akılla bir insanın elde edebilmesi, düşünerek ulaşabilmesi mümkün değildir. İşte bir yanda felsefe var. Düşünen insanların ortaya koydukları görüşler, felsefe ile Kur'an-ı Kerim karşılaştırıldığında Kur'an'ın mucize olduğu ve o meselelerde meseleleri çok rahat bir şekilde hallettiği görülmektedir.
Ve lehum azabun elim, Allah'ın ayetlerine inanmayanlar için elim bir azap vardır. İnnemâ yefteril kezib ellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâh. Bu tarz iftirayı yapanlar Allah'ın ayetlerine inanmayan kimselerdir. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar ona iftira etmektedirler. Ve ulâike humul kâzibûn, ve onlar yalancıların ta kendileridir. Demek ki Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu kabul etmeyenler böyle demeleriyle iftira ediyorlar ve aynı zamanda yalan söylüyorlar. Men kefara billahi min ba'di imani, her kim imanından sonra küfre düşse. İlla men ukriha ve galbuhu mutmainnun bil iman, ancak şu durum müstesna: eğer zorlanırsa, yani bazıları zor kullanarak onu küfür kelimesine sevk ederse ve o kimse de kalbi mutmain olduğu halde, kalbi imanla dopdolu olduğu halde onların sözünü söylesem, o zaman bu kimse vebal altında değildir. Velakin men şaraha bil küfri sadran, ama her kim de küfre sadrını açsa, gerçekten küfrü kabul etse, gönül hoşluğuyla kabul etse, fe aleyhim gadabun min Allah, işte Allah'ın gadabı bunlaradır. Allah böylelerine gadab eder. Ve lehum azabun azim, ve onlar için büyük bir azap vardır. Değerli izleyenlerim, bunun sebebi nüzulünde Ammar bin Yasir gibi zatların zor durumda kaldıklarında küfür kelimesi söylemeleri anlatılır. Malum Ammar bin Yasir'in annesi ve babası küfür kelimesini söylemediğinden dolayı şehit edildiler. Hem annesini kaybetti hem de babasını. Ve eğer Ammar bin Yasir onlar zorladığında, tamam ben sizin inandıklarınıza inandım, putları kabul ettim demeseydi, normal şartlarda o da öldürülecekti. Ama can havliyle hayatını kurtarabilmek için onların söylediği küfür sözlerini kabul etti ve böylece görünüşte imanından sonra küfre düşer gibi oldu. Ayet-i kerime bu noktada istisnai bir durum getiriyor. İlla men ukrihe ve galbuhu mutmainnun bil iman. Kalbi imanla mutmain olduğu halde küfür kelimesini söyleyen bir kimseye vebal yoktur. Bu noktada o kimse söyleyebilir. İşte Ammar bin Yasir onların sözlerini kabul eder görülmekle canını kurtarıyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarafına doğru geliyor. Ammar'ın durumu Peygamberimize bildiriliyor. Hatta bazıları Ammar dinden döndü, Ammar onların dinini kabul etti gibi ifadeler kullanıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ammar bin Yasir'e soruyor. Ey Ammar diyor, onlar seni küfre zorladıklarında kalbin nasıldı? Ammar bin Yasir diyor ki, ya Resulallah, kalbim Allah ve Resulüne muhabbetle dopdoluydu. Ben Allah ve Resulünden vazgeçmiş değilim ama canımı kurtarmak için böyle yaptım. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ey Ammar, eğer tekrar seni zorlarlarsa yine onların dediğini söyle diyor. Demek ki bu bir ruhsattır, bir genişliktir. Dinde böyle bir durumda söz konusudur. Ve bu takiye değil, bir can meselesi, hayat meselesi, hayatını devam ettirebilmesi için bu tarzda bir ruhsat taraf-ı ilahiden veriliyor. Benzeri durumlarda da yine benzeri bir ruhsat geçerlidir. Ancak bir kimse iman ettikten sonra gönül hoşluğuyla küfür kelimesini söyleyecek olursa, فَاَلَيْهِمْ غَدَبٌ مِنَ اللّٰهِ, işte Allah'tan onlara bir gadab var. Allah'ın gadabına maruz kalıyorlar ve onlar için büyük bir azap var. Buna irtidat deniyor, dinden dönmek. Yani hidayet gibi bir nimete nail olduktan sonra, imanı elde ettikten sonra küfre dönmek Allah'ın affedeceği bir şey değil. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اِسْتَحَبُّ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Bunun sebebi şu: yani niye bunlar Allah'ın gadabına, Allah'ın azabına maruz kaldılar? Çünkü bunlar dünya hayatını ahirete tercih ettiler. Dünya hoş geldi, Allah'ın emirlerini dinlemek nefislerine ağır geldi, dünyanın gayrimeşru eğlenceleri
hoşlarına gitti ve bunun neticesinde ahirete bir yatırım yapmak yerine dünyevi saltanatı tercih ettiler. Dünya zevklerine talip oldular. Ve ennallâhe lâ yehdil kavmel kâfirin. Allah ise kafir kavme hidayet etmez. Allah inkarcılar topluluğuna hidayet etmez. Onları hidayet nimetine mazhar kılmaz. Ulaikellezine, işte onlar o kimselerdir ki taba Allahu ala gulubihim, Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Ve sem'ihim ve absarihim, kulaklarını, gözlerini de mühürlemiştir. Yani bir insan imandan sonra küfrü tercih edecek olursa Allahu Teala onların kalbini mühürler, gözlerini mühürler ve kulaklarını mühürler. Kalp mühürlü olunca artık o kalbe iman girmez. Göz mühürlü olunca artık o göz gerçeklere karşı kör olur. Kulak mühürlü olunca o kulağa hak sözleri dinlemek ağır gelir ve o insan o gibi güzel sözleri kabul edemez. Ve ulaike humul gafilun, ve işte onlar gafil olanların ta kendileridir. Onlar gafillerin ta kendileridir. Gaflet, yaratılış gayesini unutmak. Diyelim bir çocuğu eczaneye gönderiyoruz. Evde de durumu ağır bir hasta var. Parayı veriyoruz çocuğa. Çocuk yolda giderken bakıyor bazı arkadaşları oyun oynuyorlar. O da niçin gönderildiğini unutuyor. Onlarla beraber oyun oynamaya başlıyor. Çocuğun bu hali nasıl bir gafletse, dünyaya gönderiliş gayesine aykırı bir hayat yaşamak, o da gafletin ta kendisi. Bir insan dünyaya Allah'ı tanımak, Allah'a kul olmak, salih ameller yapmak ve güzel hizmetler yapmak suretiyle bu dünyadan gitmek için gelmiş. Ama dünyaya gönderiliş gayesine bütün zıt, dünyayı adeta daimi zanneder, kendini ölümsüz zanneder, oyun eğlenceyle vakit geçirirse bu gafletin ta kendisidir. Demek ki asıl gayeden, yaratılış gayesinden, dünyaya gönderiliş gayesinden uzak ne yaparsak bunların hepsi gaflet halidir. Ve insan bu gafletten değişik şekillerde kurtulabilir. İşte iman kurtulmanın ilk adımıdır. İmandan sonra salih amel yine kurtulmanın emareleridir. Vakti iyi değerlendirmek, tefekkür, bütün bu gibi durumlar insanı gafletten kurtarabilecek durumlardır. La cerame ennehum fil ahira humul hasirun, ve hiç şüphesiz onlar ahirette de hüsranda olan, tamamen zararda olacak olan kimselerdir. Bazı insanlar hasira dünya vel ahira sırrına mazhar olacaklar. Yani hem dünyada perişan hem de ahirette perişan olacaklar. Dünyaları dünya değil, ahiretleri de bir işe yaramayacak. Kafirlere bakan yönüyle demek ki gerçek anlamda hüsran, gerçek anlamda zarar o kafirler için. Summe inna rabbeke lillezine haceru min ba'di ma futinu summe cahadu ve sabaru inna rabbeke min ba'diha lagafurur rahim. Sonra senin Rabbin hicret eden, kendileri fitneye maruz bırakıldıktan sonra, yani din noktasında bir imtihana tabi tutulup zor durumlarla karşılaşıp hicret eden, sonra cihad eden ve sabreden kimseler için senin Rabbin bütün bunlardan sonra gafurdur ve rahimdir. Bunu okurken, bu ayeti okurken adeta ilk devir Müslümanları önümüzde, gözümüzün önünde resmi geçit yapıyor. İşte Peygamber Efendimiz, etrafında sahabeler, Mekke içinde bir azınlıklar ve dinlerinden dolayı çok zorluklara maruz kalıyorlar, sıkıntılara maruz kalıyorlar, ambargoya maruz kalıyorlar. Hatta içlerinden Ammar bin Yasir'in annesi babası gibi olanlar, şehit edilenler çıkıyor. Ve çok eza görenler, işkence görenler çıkıyor. Ama ardından bir hicret olayı. Ve hicretten sonra Allah yolunda cihad etmek, zorluklara göğüs germek ve sabır göstermek, bütün bunları gösteren kimseler, bunları yapabilen kimseler için senin Rabbin
bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Gerçekten de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun yanında olanlar Mekke'den Medine'ye hicretlerinin sonunda daha böyle geniş imkanlara kavuşmuşlar ve Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine, rahmetine nail olmuşlardır. Benzeri bir durum tarih boyunca değişik topluluklarda görülebilir. Bir kısım insanlar Allah'ın dinini yaşamaktan dolayı zorluğa maruz kalırlar. Ve bu insanlar bazı güç sahibi, imkan sahibi kimseler tarafından veya sistem tarafından zor durumda bırakılabilir. Ama onlar ardından Cenab-ı Hakk'ın özel ikramlarına mazhar olurlar. İnne ma'al usri yusra, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ve zorlukları kolaylıklar takip etmektedir. Geceden sonra gündüz vardır, kıştan sonra bahar vardır, yaz vardır. Onun gibi imanından dolayı zor durumda bırakılan, inancından dolayı ezaya cefaya maruz kalan, dinini yaşamaktan dolayı horlanan, aşağılanan kimseler için Cenab-ı Hak gafurdur, rahimdir. Onları mağfiretine mazhar kılar. Dünyada da onları güzel bir akibete ulaştırır. Ve nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve onun yanındaki ehli iman galip gelmişlerdir. Ve sonraki devirlerde veya önceki devirlerde benzeri durumda olanlar o kadar zorluklardan sonra sabredip cihatlarını yaptıklarında Allah onları muvaffak kılmıştır. Demek ki din bir imtihan, insanlar bu din ile imtihan ediliyor ve böylece kimde ne kabiliyet var, kimde ne kapasite var, bunlar ortaya çıkıyor. Eğer bu tarz bir imtihan olmasa insanların dereceleri sabit kalırdı. Allah-u Teala şeytanı musallat kılıyor. Şerir insanları, şeytana dost olan insanları ehli imana musallat kılıyor. Ve o şekilde o insanlardaki kabiliyetler açığa çıkıyor. Merhum Necip Fazıl der ki, ey düşmanım sen benim, ifademsin, hızımsın, gündüz güneşe, gündüz geceye muhtaç, sen de bana lazımsın. Yani her şey zıttıyla bilinir. Bir tarafta ehli iman var. Ama öte yanda ehli imana saldıran, onların değerlerine saldıran kimseler var. Onların değerlerine saldıranlar bir derece bazen galip gibi görülse de neticede vel akıbetü lil muttakin manası tecelli edecek. Ehli iman dünyada ve ahirette galip gelecektir. Tarih boyunca bunun çok numuneleri görülmüş, yaşanmıştır. Kur'an-ı Kerim adeta bunun tarihsel boyutunu bizlerin önüne sunmaktadır. Cenab-ı Hak hak yolunda hepimizi daim ve kaim eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.